bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Sabahtan aklıma gelse alırdım üstümü başımı yanıma da. Nerede? Akıl mı kaldı? Ya Doruk, şu çocukları bir güzel tokatlayalım da bir kendimize gelelim be kardeşim ya, değil mi? Doruk, senin bir canın mı sıkkın kardeşim? Bir durgunsun sanki. Ha? Asiye ile aranızda bir şey mi oldu diyeceğim ama gayet iyiydiniz. Asiye'ye değil de babama biraz canım sıkkın. Hı. Ne oldu, hayırdır? Aramızda kalsın ama. Her zaman. Ya Berko. Ha? Babam bu aralar inanılmaz saçmalıyor. Ve ben hepsine şahitlik ediyorum. Ya tam müdahale edeceğim. Bu sefer de annem arada kalacak diye bir şey yapamıyorum. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım be kardeşim. Ya işte. Babam bir Suzan teyzeye yeşil ışık yakıyor, bir anneme. Bugün gittim bir baktım annemin evine kurulmuş. Bir de geçmiş karşıma, ne yapayım oğlum, ikisini birden seviyorum diyor. Delireceğim ya. Keşke babam da hayatta olsaydı da beni böyle delirtseydi. Çok özlüyorsun değil mi babanı? Çok. Çok. O hayattayken... Ya hep kızardım ona. Trip falan atardım ama... Şimdi keşke daha fazla vakit geçirseymişim onunla diyorum. Geçen gün sesini özlediğimi fark ettim biliyor musun? Hatta dur ya. Telefonun uyan şarj aleti almıştım. Belki içinde ses kaydı falan vardır da dinlerim Cet. Ama orada karambol oldu gitti işte. Oğlum beni de üzdün şimdi ya. Sesini özledim demeler filan. Vallahi kendi babamı kötülediğime üzüldüm ha. Çocuklar. Size yiyecek bir şeyler getirdim. Ayla ablacığım, elinize sağlık ama biz şimdi maça gideceğiz. Döndüğümüzde yesek olur mu? Olur, tamam peki. Alo. Geldiniz mi? Ha tamam tamam, çıkıyoruz biz de şimdi, hadi. Hadi kapat. Size iyi maçlar çocuklar. Sağ olun. Yalnız bıraktı bizi. Güzel oğlum.
ne ya? Allah Allah. Hakim adam aşağı itti. Nasıl ya? Ne oldu? Öldü mü bu adam? Neresi burası? Ne diyorlar? Ne konuşuyor bunlar? Nereden açılıyor bu sesi? Hayır. Allah kahretsin. Ekranı kırıldı. Bu videonun senin telefonunda ne işi var Resul? Yoksa Akif seni bu yüzden mi öldürdü? Yemin ederim beni gaza getirme Veli. Beynini patlatırım burada. Lafını kes. Hadi şimdi öyle. Akif sen de yapın durun. Ulan ben sana... Resul! Hayır. Pis caniler. Yok benim bu telefonu hemen yaptırmam lazım. Benim bu telefonu hemen yaptırmam lazım. Açmıyorum hala olacağım. Yok, mesajıma da dönmedi. Afra'ya bir şey olmuş olmasın ya. Hani belki kazada anlamadılar da sonradan bir sakatlık falan çıkmış olmasın? Yok ya, olmamıştır. Zaten öyle bir şey olduysa olacağını toparlayamayız. Olcan değil mi şu? Haşama bak ya, orada keyif yapsın. Parkta biz kaygılanalım. Kuzen, bu ay seni bayağı bir romantik yaptı ha. Okula asmalar, parkta oturmalar falan. Hayırdır, şiir mi yazıyorsun? Niye alıyorsun sen? Olcan, bir şey söylesene. Yengemlere falan mı bir şey oldu? Yok, onlar iyiler. Afra gitti. Nasıl gitti? Nereye gitti oğlum? Annesiyle Almanya'ya gittiler. Orada yaşayacaklarmış. Ne? Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Benim bu telefonu acil yaptırmam lazım. Bakalım hemen. Ekran ve çerçevesi gitmiş. Yani ekran ve çerçeve takıp halledebiliriz gibi. İçindekilere bir şey olmaz değil mi? Olmasın diyorsanız öncesinde yedekleme yaparız, sıkıntı olmaz. Tamam, ne yapıyorsan yap. İçindekilere hiçbir şey olmasın, hiçbir şey silinmesin. Tamam. Elimizden geleni yaparız. Yok. Elinden gelenin fazlasını yap. Çok acil benim işim. Ayrıca bu telefonun içindekileri kimse karıştırmasın, kurcalamasın, tamam? Anladım hanımefendi. Hallederim ben. Kimseye dokundurtmam telefonu. Tamam. İşin bitince beni ara. Ben hemen gelip alacağım. Tamam. Ben halledin önce size haber vereceğim. Tamam. Anlaştık. Bakalım bu sefer hangi gizemli konu için aranıyorsun? Akif Atakul. Sen hiç yorulma Suzancığım. Ben söyleyeyim seni niye aradığını. Çok pişmansın. Değil mi? Bana yaptıkların için çok pişmansın. Bensiz yaşayamayacağını anladın ve beni ne kadar sevdiğini anladın. O yüzden aradın. Öyle değil mi Can? Ay Akif, hayır. Hayır, o yüzden aramadım. Bilakis boşanmak için ne kadar geç kaldığımı fark edip avukatla konuştuğumu söylemek için aradım. Bu sefer aramızda kesin olarak anlaştığımızı söyleyip çok zor da olsa boşanma tarihini öne çektirdim. Yani senin anlayacağın, yarın duruşmamız var. Yarın biz
biz yarın boşanıyor muyuz yani şimdi? İyiymiş ya. Akif bak. Eğer içinde bana karşı biraz da olsa sevgi kaldıysa... ne olur inatlaşma, gel bu işi bu sefer bitirelim ha. Lütfen. Biraz da olsa sevgi kaldıysa, ne acıklı cümleymiş be Suzan. Peki. Peki tamam. Senin istediğin gibi olsun. Boşanalım. Ben de kendime yeni bir yol çizeyim. Tamam. Tamam. O zaman yarın 10'da adliyede görüşüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah be Suzan. Akif'i kaybettiğin için başını çok taşlara vuracaksın ve işte iş işten geçmiş olacak. Biz de ne yapalım o zaman? Yeni hayatımıza bir adım atalım. Her tilki kürkçü dükkanına dönüyor günün sonunda. Ah gönlümün diğer yarısı, sarı fırtınam. Aç kapıyı Nebahat'im, sana geldim, ben geldim. Aa, Akif. Ay vallahi şimdi seni düşünüyordum. Ne zaman gelir acaba diye aklımdan geçirmiştim. Biliyordum, biliyor musun? Yani tahmin etmiştim. Nasıl tahmin ettin ki? Anlatacağım içeride. Buyurun. Kapıda kalmayayım. Hayır yani dönersin diye konuşmamıştık da o yüzden diyorum. Ya dönerim diye konuşmamıştık da. Ne boşum yani dün o kadar güzel sohbet ettik. O kadar güzel sohbet ettik ki işte benim tadı damağımda kaldı dünün. Dedim ki madem ki benim damağımda kaldı kesin Nebahat'in de damağında kalmıştır gibisine düşündüm. O yüzden devam edelim diye geldim. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim de hoşuma gitti evde olman. Hani diyordum ki dönse de şöyle bir şeyler yesek güzel de bir film açsak seyretsek. Bal damlıyor. Vallahi ağzından bal damlıyor ya. Bu kadar da mı tatlı konuşulur arkadaş? Vallahi ben de öyle düşünmüştüm. Hatta işte kalp kalbe demek ki bu kadar mı karşı oluyor? Karşıymış ya. Ne? Tamam hadi otur. ne çıktı kasadan? Anlat. Kasadan... Ne çıkacak kasadan? Aman! Resul'ün işte kağıt israfı, kıvır zıvır işleri ya. Ne olabilir ki başka Allah'ını seversen ya? Kaşıkçı elması çıkmadı yani. Tüh! Vallahi ben de bir niyetlendim. Onun için gittim ama... Ama neyse ne çıkacak zaten. İyi dur ben o zaman pizzaları söyleyeyim. Bir tane de güzel bir film seçeriz. Ama romantik komedi olsun tamam mı? Olsun ya. Ya romantik komedi olsun zaten. Bizim ilgi alanımız romantik komedi. Hacı uzmanlık alanımızda. Ne boşum. Hazır romantik komedi demişken ben sana ne söyleyeceğim? Ne yapıyorum ben? Hakikaten Akif ne yapıyorsun öyle? Yarın boşanıyorum. Hey hey boşanıyorum yarın ya. Aa. Ya. Ona ben daha var zannediyordum. Yarın mı? Vardı. Var doğru zannediyormuşsun ama ben artık aradım Suzan'ı. Dedim yeter. Yani uzatmanın manası yok çünkü. Çünkü his kalmamış. His yok, hiç yok. His. Sen yoluna dedim, ben yoluma. Bu işi uzatmanın da manası yok. Niye bekliyoruz gününü dedim yani. Ya öyle söyleyince tabii biraz üzüldü. Başta üzüldü. Ondan sonra dedik tamam madem öyle istiyorsan dedi. Dedim öyle istiyorum. Yani o şekil konuşunca o da tamam dedi. Ne desin gariban? Ay hakikaten mi Akif? Vallahi iyi. Yani iyi tabii ki canım ya. Aa, bir kere geliyorsun dünyaya. Sen artık bırak onları, gerçek aşklara yelken aç. Aynı kanıdayım. Al sana romantik komedi. Bak söz verdim. Tam bugün istediğin kadar üzül ama yarın yeniden başlıyoruz, tamam mı? Denerim kızım, denerim.
O mümkün mü ki ya? Ben bile şok oldum şu an. Ya hayır, şöyle düşünelim. Eğer burada yaşamaya devam etselerdi, annesi her Olcan'ı gördüğünde Afra'yı rahatsız edecekti belki de. Canını sıkacaktı. Evet, yani yengemlerle çok kötü şeyler yaşadılar. Ve siz de ilişkiniz hep böyle bir gerginlik üstünde yaşayacaktınız. Orası öyle de. Oğlum ben çok sevmiştim. Biliyorum o da beni. Oğlum biz ne kadar saçmalıkla uğraştık. Ne kadar zorluğun üstesinden geldik. Ama şimdi gitti. Niye hep böyle oluyor? Niye herkes beni hep terk ediyor? Canım abim benim ya. Babamın telefonu sende mi? Evden çıkmadan odama şarja takmıştım, şimdi yok. Evet, bende. Yani bendeydi. De şu an değil. Ne diyorsun anne ya, sende mi değil mi? Bendeydi oğlum, bendeydi de. Bakarken düşürdüm elimden, ekranı çatladı. Nasıl çatladı ya? Nasıl diyorsam öyle oldu işte oğlum. Yani bakıyordum, bir anda düştü. Kırıldı ekranı. Götürdüm ama telefoncuya hemen. Yedek parçasını sipariş ettiler. Yarın elimde olacak. Hallediyorum, merak etme. Neyse, tamam. Umarım bir an önce tamir olur da içindekiler silinmez. Sen bir şey görmüş müydün? İçine bakabilmiş miydin? Yani çünkü ben tam bakarken elimden düştü de... Yani son dönemlere ait bir fotoğraf, bir video falan var mıydı? Bir şey gördün mü? Şarj aleti olmadığı için kalmıştı öyle çekmecede. İlk defa bugün bakacaktım. Ona da kısmet olmadı. Bir odama girip eşyalarımı karıştırmadın kalmıştı anne. Onu da yaptın. Bravo baba. Süpersin. Acımdan geberdim ha. Uf mis. Hani Olcan nerede? Niye oturmadı sofraya? Olcan benim odamda. Niye ki? Arayacaktım seni de. Akşam nasıl olsa dedim karşı karşıya otur konuşuruz. Neyi ya? Ne oldu? Afra ile annesi Almanya'ya gitmişler. Ne diyorsun ya? Yani öyle analık hızlı gitmişler öyle mi? Gündüz'ün de geldi, helallik istedi benden. Lokantanın dedi 3 aylık parasını ödediydim dedi. Al dedi, bu anahtar da senin dedi bak. Vallahi mi diyorsun ya? Şaşkınlıktan ağzım açık kaldı ha. Ben de şaşırdım vallahi Orhan. Ne yalan söyleyeyim ha. Verdim helalliği, sarıldım. Gözlerim dolu dolu oldu. Üzüldüm haline. Ne diyeyim? Yani belki de böylesi daha iyi olmuştur. Tabii dükkanı falan bırakması kendi tercihi de. Sanki böylesi hepimiz için daha iyi oldu değil mi? Yani bence hepimiz derken Olcan'ı pek katma. O hiç iyi değil çünkü. Tamam tamam anladım. Ben bir konuşayım şu odamla. Oğlum. Gözüne bir şey mi kaçtı? Ne o? Ha? Ne güzel bir şeymiş bu ya.
Sevgilimi almıştım. Afra'ya yani. Ama daha veremeden gitti. Al bakalım. Çok mu sevdin bu kızı? Oğlum, bak hayatta başımıza gelen şeylerin iyi şeyler mi yoksa kötü şeyler mi olduğunu öyle hemencecik anlayamayız. Bunu anlayabilmek için aradan birazcık zaman geçmesi gerekir. Nasıl yani? Yani bak sen şimdi bu kızı çok seviyorsun ya. Ben bunu görüyorum. Ama işte bu ayrılık yüzünden de artık sen eski sen olamazsın be çocuğum. Sen artık bambaşka bir Olcan olmak zorundasın. Mesela anlamadım ben. Yani işte meselası... ya uzaktan sevmeyi öğreneceksin... ya da gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş gerçekten deyip dönüp parkına gideceksin, değil mi? Yok, ben demem öyle. O zaman bu ayrılık acısına katlanacağım bir oğlum. Ve Afra'yı tekrar görebilmek için de elinden ne geliyorsa yapacağım bundan sonra. Yeniden görmek güzel olurdu. Afra'yı tekrardan. Yeniden görebilirim ben. Eğer derslerime sıkı çalışırsam, notlarımı yükseltirsem üniversitede Almanya'yı tercih ederim. Giderim değil mi? Olur öyle bir şey yani. Afra'yı tekrardan görürüm. Olur tabii, olur. Çok güzel olur hem de. Hakikaten çalışacaksın mı lan? Çalışırım. Bak sana yemin ederim Ömer'i geçemem. Ömer birazcık zor. O çok uçağı çıkarttı çünkü. O olmaz ama çalışırım ya. İyi hadi bakalım görelim. Fadıl'ım bunu takar mısın? Ver. Sahibine verene kadar bende kalsın. Nasıl böyle mi takılıyor? Şöyle bir şey. Şu boncuğu mu çekiyor? Onu öyle çekeyim. Tam sık. Yemekte ne vardı? Taze fasulye pilav. En sevdiğim. O zaman hemen gidelim sonra direkt ben derse oturayım tamam? Ne? Bu saatte sen ders. Vallahi saati maati olmaz. Sana çok söylemedim ama ben birazcık böyle bittik arkadaşlarımdan sen geri kaldım gibi hissediyorum. O yüzden neyse. Seninki var. Sende. Hadi sıpı hadi. Vallahi acımdan geberdim. Yürü hadi ya. Kardeşim. Bakıyorum. Kelepçeler işe yaramış ha? Ne diyorsun? Aradaki buzları da eritmiş. Tabii buzlar eriyince de kulübün eski müdavimleri mekana geri dönmüşler. Yok be oğlum, tesadüftür. Tabii canım. Kesin tesadüftür. Hatta yani öyle bir tesadüftür ki bu... haftalardır kulübün önünden dayı geçmeyen kızın... bir anda canı kulübün yemeklerini falan çekmiş olabilir değil mi? Diyorsun. Doğru diyorsun. Sen de haklısın. Ama tabii sen böyle kendini ele veren gülücükleri aşağıdan aşağıdan atmaya devam et. Ben de gideyim işime bakayım. He bir zahmet artık siparişini de alıver ki. Çünkü senin için geldi, benim için değil. Tamam mı? Tamam. Hadi. Selam. Ah, Ömer selam. Ben de evde yemek istemedim de dedim buraya geleyim. Salatası çok güzeldi. Salata yiyeyim, canım da çok çekti yani. Buranın salatasını çok seviyorum. Çok güzel yapıyorlar biliyor musun? Öyle salata yiyeyim dedim yani. Zaten burası restoran yani niye geldin diye sormuyoruz. Doğru, evet. Ya ben yine de söyleyeyim dedim de yani sen şimdi yanlış anlarsın falan. Yani... sen burada olduğun için geldim falan zannedersin diye bir söyleyeyim. Yanlış anlaşılma olmasın. Benim burada çalışmamla bir alakası yok yani gelmenin. Yok. Dediğim gibi salata. Peki salata. Cevizli rokalı, beyaz peynirli. Evet. Doğru. Unutmamışsın. Yok onunla bir alakası yok. İşim bu ya, aklımda kalıyor siparişler. Yanlış anlaşılmamasın.
Olmaz, olmaz. Küçük şey. Evet. Nebahat'in en sevdiği saat geldi. Ay Akif. Ay ne tatlısın. Sen orada bunlarla mı uğraşıyordun? Ya meyve saatimi unutmamışsın. Aa, ne münasebet ya. Bu unutulacak bir şey değil ki. Akşam yemeği yenir, ne boşun meyve saati gelir. Yani bu 20 sene önce de böyleydi. 20 sene sonra da böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Böyle gelmiş, böyle gider. Ha? Afiyet olsun. Sağ ol canım. Vitamin olsun inşallah. Ya Nebahat, ne diyeceğim? Hı? Acaba diyorum, yarın sabah kahvaltıda böyle bir Hisar tarafına mı gitsek de baş başa bir kahvaltı mı yapsak şöyle? Ne alaka ya, ne saçmalıyorum ben de. Allah aşkına kusuruma bakma ne olur ya. Ben unuttum senin çalıştığını, kulübe gideceğini. Kendim gibi sanıyorum ben de herkesi. Boş gezenin boş kalfası. Unut, unut. Hiç öyle bir şey demedim. Unut. Ay Akif saçmalama. Ne işi ya? Ne işi? Bırak işi falan. Giderim işe sonra. Sen böyle hazır kahvaltıya gidelim demişsin. Ben ne zamandır sap gibi tek başıma dolaşıyorum. Hiç kaçıramam vallahi. Tamam. İşe gitmiyorum. Gidelim. Oradan da ben seni mahkemeye götürürüm. Duruşmaya bırakırım. Ha? Olur mu? Şahane olur ya. Plan süper. Plan süper. O zaman yani yarın madem erken buluşacağız. Mahkeme falan da var. Saat de biraz geç oldu. Ben yavaş yavaş kalkayım. Yolcu yolunda gerek. Hadi iyi akşamlar. Aa dur dur dur. Aa, bizim köylü. Nereye gidiyorsun ya? Kocaman ev. Niye kalmıyorsun? Yarın da kalkarız erkenden. Gideriz buradan. Olmaz mı? Hakikaten diyor kız. Hı. O zaman madem bu kadar ısrar ediyorsun. Diyorsun ki Akif sensiz bu evin hiçbir tadı tuzu yok diyorsun. Aman diyorsun iki lafın belini kırarız diyorsun. Özlemişim sohbetini diyorsun. Ağzından bal damlıyor demeye getiriyorsun. Kalırım o zaman canım ne olacak? Tamam tamam hadi şımarma şımarma. Hadi alıyorum ben bunları. Tamam. Bir film daha izleriz ha meyvemizi yerken. Olur şey mi acaba böyle gerilim falan sarıl. Ma şeklinde. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Vallahi her yer sapasağlam. Sen ne bekliyordun ki? Ne bileyim. Bir yıkık dökük bırakmıştır ortalığı. Bize iş çıkartmak için. Maazallah bomba falan çıkabilirdi bir yerden. 10 dakika oldu hala sapasağlamız. Bir tövbe de kızım ya. Yani yalan yok, ben de bu kadar düzgün bulabileceğimizi beklemiyordum. Erzak dolabı dolu. Yani burayı bir iki hafta çalıştıracak kadar erzağımız var. Nasıl yapalım? Vallahi bir yemek listesi yapayım ben. Ondan sonra da kadının kurduğu düzenden devam edelim. Ya devam edelim etmesine de azıcık bir değişiklik mi yapsak ya? Çok güzel olur bence. Kızım elimizde avucumuzda ne var ki? Ne değişikliği yapacağız? Neye masraf yapacağız? Ya bence burayı para harcamadan da değiştirebiliriz. Yani sağdan soldan bir şeyler toplasak olmaz mı? Ya bizim Süleyman o gün kahvede diyordu ya. Şu pastaneyi kapattı ya bu. Bir sürü malzeme artmış. İşine yarayan gelsin baksın diyordu. Ona mı baksak? Yani olabilir. Böyle raf falan yaparız, kitap koyarız. Böyle gençlerin gelebileceği bir ortam falan yaratmaya çalışırız ha? Evet. Oğlum çok güzel olur. İnsanlar buraya gelir, ders çalışır. Hatta sen kuzi boş zamanlarında ders verirsin, çalıştırırsın bizi olur mu? Çalıştırırım oğlum. Niye çalıştırırım? E tamam süper. Etüt kafe gibi bir şey olur burası. Ha? Olcan gazı aldı, dershane de kuracak. Hay Allah'ım yarabbim. Böyle fikirler havalarda uçuşuyor. İyi güzel tamam da. Nasıl olacak oğlum o iş? Ben çalışıyorum, siz okuldasınız. Ananız çalışıyor. Kim duracak burada? Vallahi devir daim yapacağız artık. Hani Nebahat Hanım da çalışmadığım günle geleceğim. Ben burada başında duracağım bu işin. Ondan sonra bu çocuklar da okuldan sonra gelecekler, duracaklar. Bir şekilde el birliğiyle burayı kotaracağız yani. Evet ya geliriz. Hatta yani ders çalışırız beraber ha. Bu da profesör olacak ha Almanya'ya gideceğim diye.
Sen ne diyorsun Asiye? Evet, aynen. İyi o zaman, madem herkes bu kadar gönüllü, el birliğiyle biz bu işe girişelim. Ha? Ben kafenin adını da buldum. Erenler Etüt Kafesi. Resmi olarak hizmete açılmıştır. Bravo! Sen ne diyorsun Orhan? Evet, aynen. Saçın güzel olmuş lan. Gerçekten. Merhaba. Oh, çok şükür geldin Akif. Vallahi gelmeyeceksin, yine bir saçmalıklar yapacaksın diye ödüm koptu. Abartma Suzan, abartma. Bizim de bir gururumuz, bir izzeti nefsimiz var haddi zatında. Vallahi geçen sefer mahkemede olanları düşününce gurur murur. Neyse, geldin ya. Sana helal olsun be. Vallahi billahi sana helal olsun. Sana bravo. Ne kadar meraklıymışsın be beni boşamaya. Akif, şu an sen beni suçlayamazsın. Yani şöyle bir yaptıklarını düşün, bir başa sar istersen. Beni bu hale sen getirdin. Suzan ya, bir şey söyleyeceğim. Bu hikayenin başından beri ben suçluyum, öyle mi? Kötü bir adamım ben. Hiçbir iyi tarafım yok, öyle mi? Bunu mu demek istiyorsun? Ya yapma Suzik, al. Pardon, Suzan Hanım. Akif Atakıl, Suzan Atakıl. Sizi salona alalım. Buyurun, geçelim. Atakıl'a? Vay be. Günaydın sevgilim. Günaydın sevgilim. Gözümüz yollarda kaldı ya, neredeydiniz? Ya işte hep birlikte bir lokantaya bakmaya gittik ya. Hani dün telefonda anlatmıştım ya. Ha, şu Afralar'ın lokantası değil mi? Evet. E ne olacak şimdi? Yani organize olup işletmeye karar verdik. Yani en azından deneyeceğiz. Vay. Yeni mekanımız belli yani, öyle mi? Öyle diyebiliriz. Sağ ol. Sen neye bakıyordun telefonda? Hiç. Yeni bir trend çıkmış da ona bakıyordum. Böyle sevgililer birbirine kart seçtiriyor. Çıkan sonuca göre de birbirlerine sürprizler falan hazırlıyor. Nasıl yani? İşte şöyle. Bak şimdi. Şimdi böyle kartlara farklı farklı aktiviteler yazılıyor, tamam mı? Çiftlerden bir tanesi onu seçiyor. Çıkan aktiviteyi de beraber yapıyorlar. Tatlıymış. Yani evet. Tatlı tabii ama maalesef pek bize uygun değil. O niyeymiş? Yani çünkü böyle genelde seçenekler Boğaz'da yemek mi yoksa lüks çanta mı ya da ne bileyim gece kulübünde eğlence mi yoksa evde biz bize eğlence mi falan gibi şeyler. Malum bu aralar sevgilim biraz çulsuz Atakıl. O yüzden pek bizlik değil yani. Bence yanlış düşünüyorsun. İnsanın değer verdiği bir insan sürpriz hazırlaması için öyle çok parası olmasına gerek yok. Yani orası öyle tabii ama yine de aynı tadı vermez sanki ya. Gayet de verir bence. Zehra arıyor. Alo Zehra. Size günaydın. Müsait miydin? Günaydın. Müsaitim. Ne oldu? Erdem aradı da beni. Asiye bugün izin yapsın dedi. Aa, niye? Bilmem. Yarın da ben yapacakmışım. Yani ben öyle anladım. Anladım. Tamam, sağ ol söylediğin için. Ne demek? İyi dersler sana. Teşekkür ederim, bay bay. Nedense bugün izinliymişim yani, okul sonrasında boşum. Hadi be. Evet. E benim de bugün izinli günüm. O zaman okul çıkışı takılır mıyız beraber? Evet, evet, bir şeyler yapalım. Sonra da hatta lokantaya gideriz bizimkilere yardıma. Olur, gideriz. Anlaştık o zaman. Tamam. İki çay alabilir miyim? Yasmin ne oluyor? Senin plan iptal mi? Yok. Neden iptal olsun ki? Kaldığımız yerden devam. Ya Doruk seni tanısa kapında köpek olacak. Aşkından ölecek de işte.
Ya 5 dakika bile zaman geçirmemize izin vermiyor ki kız. Nasıl yapacağım yani? Taktik belli be güzelim. Kaleyi içeriden fethedeceksin. Düşmanını yakın tutacaksın. Yani ilk Asiye'yi halledeceksin. Onunla yakın olacaksın. Sonra ilk açığında Doruk'a ispiyonlayacaksın. 100 yıllık strateji. Hatta istediğim zaman ne kadar da tatlı biri olabileceğini izle ve gör. İzle. Günaydın. Günaydın. Gel olsa böyle. Öyle mi? Ne bileyim ben böyle sizi bölmek istemedim. Belki özel bir şey konuşuyorsunuzdur diye düşündüm. Yok ya lafım olur. Otur tabii ki. Olur. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ay her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim Suzancığım. Her ikiniz için de hayırlısı olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Suzan Hanım. Emelinize ulaştınız sonunda. Artık bekar bir kadınsınız. Tebrik ederim sizi. Evet, Akif Beyciğim. Aynen siz de öyle. Bundan sonra yalan dolan olmadan, kaçak göçek oynamadan harika özgür bir hayat yaşayabilirsin. Yalnız ben hayatım boyunca kaçak göçek oynamadım. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Böyle yalan yanlış konuşup konuyu saptırma rica edeceğim. Tabii tabii. Emin ol öyledir. Aman neyse ne. Sana yeni hayatında mutluluklar dilerim. Ben de dilerim. Ben de sana dilerim. Yok artık. Tesadüfe bak. Aynı gün aynı saatte boşanmış olamayız herhalde. Aynı gün aynı saatte boşandık be Ahmetciğim. Dedik buyur. Ama yani artık yeter be. Vallahi yeter ya. Yıldım ya. Bu kadar taklit etme beni ya. Ne kadar seviyorsun sen beni taklit etmeyi. Bayılıyorsun beni taklit etmeye be. Tebrik ederim seni Suzancığım. Sen Akif'ten çok daha iyilerine layıksın. Emin ol. Şevval, Şevval. Asıl ben seni tebrik ederim canım. Kurtardın, şundan kurtardın. Yemin ediyorum bundan sonra senin için bahar ya. Bahar bahçe bundan sonrası ya. Yol düz artık ya, önüne bak ya. Vallahi çok mutluyum ya. Ya her şey yerine gelir, her şey yerine gelir. Para da gelir, pul da gelir. Efendime söyleyeyim ev de gelir, araba da gelir. Sen canını hiç sıkma ama huzur gelmez. Bundan sonrası senin için huzurlu. Bundan sonrası mutluluk dolu. Git şuradan çık. Güneş doğdu sana ya. Güneş doğdu. Şuradan çık. Kurbanını mı kestiriyorsun? Ne yapıyorsun yap? Devam et yoluna bak be. Çeneni boşu boşuna yoruyorsun Akif ya. Belki çok iyi bir insan olmayabilirim. Ama seninle boy ölçmem mümkün değil. Onun için seni tekrardan tebrik ederim Tuzan. Sen de tebrik edecek hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun bakıyorum da. Efendim ben iyiliğin kitabını yazdım. Kitabını da... Sen de onu okuyacak donanım nerede? Şevval'cığım tekrar tebrik ediyorum seni. Seni kıyasıya tebrik ediyorum. Şu cahilden kurtardın. Hiç yanına yakışmıyor böyle. Garip sen asilsin bir kere böyle bir durumun var, duruşun var. Bu ne böyle? Hiç yanına yakışmıyordu. Vallahi çok güzel oldu. Ay didişmeniz bittiyse eğer. Hadi eyvallah bana. Yani herkes bir içini döktüyse bence olaysız dağılalım. İyi günler. Aynen öyle. Size iyi günler. Suzan. Gideceğin yere kadar ben bırakayım istersen. Ya da biraz zamanın varsa bir kahve falan içelim bir yerlerde. Ne dersin? Olabilir. Olur tabii. Neden olmasın? Tamam. Selam. Selam. Yarın akşam bir işin var mı? Var deme sakın. Bence çok pişman olursun. Yani yok bir işim ama bir şey yapmak istemiyorum Sarp. Emin misin? En sevdiğin grubun VIP konser bileti. Kulise falan girmeli. Eminim. Şöyle söyleyeyim. Bizim şu an Ömer'le de aramız düzeliyor ya.
tatsızlık çıksın istemiyorum. Sen Ömer'le aranın tekrar düzeleceğine, böyle eskisi gibi falan mutlu olacağına mı inanıyorsun? Ömer abisinin ölümünü, Kaan'ın, hatta Leyla'nın ölümünü öğrendikten sonra ne yapacak zannediyorsun? Senin yüzüne bile bakmayacak. Eğer sen bir şey söylemezsen, ki bana söz verdin, kimse hiçbir şey öğrenmez. Söylemeyeceksin değil mi? Sarp, şu dosyaları öğretmenler odasına taşımama yardımcı olur musun rica etsem? Tabii. Söylemeyeceksin değil mi? İkimizin de aynı günde boşanmış olması ne kadar büyük tesadüf değil mi? Evet öyle. Peki yeni hayatınla ilgili var mı bir planların? Hayallerin falan nedir mesela? Yani tek hayalim huzurlu olmak geriye kalan hayatımda. Senin? Ben de huzurlu olmak istiyorum. İş bulabildin mi kendine? Yok. Yani henüz kayda değer bir şey çıkmadı. O halde kulübe geri dönüyorsun. Tamam mı? Bak ben bu konuda çok ciddiyim. Senin gibi disiplinli, işini iyi yapan birine hala ihtiyacım var benim orada. Ama nasıl olacak Ahmet? Nebahat beni istemez ki. Ya Nebahat'in işle ilgilendiğim var Allah aşkına ya. Ayrıca ben de yani kulübün sahiplerinden birisiyim. Değil mi? Bu arada bilmiyorum, konuştunuz mu? Ömer de artık orada. Evet, evet. Biliyorum. Açıkçası onu ikna edip işe geri almana çok şaşırdım. Çok da sevindim. Yani senin yanında daha güvenli olur. Öyle ya da böyle babasısın sonuçta. Yani öyle ya da böyle derken benim Ömer'e yarım babalık yaptığımı düşünüyorsun? Sence? Bir de soruyor musun bunu? Benim biraz zamana ihtiyacım var ya Suzan. Ömer... Yani güvenini kazanmak Ömer'in çok kolay bir şey değil biliyorsun. Doğru. Bu arada ben ikinizin yanında böyle iyi bir adam olacakmışım gibi bir his var içimde. Yani sadece bir his. Allah Allah. Hadi inşallah. Sırayla yukarıdaki B. Lan bu kadar basit şeyler yapmayın ya. A. Ne yapıyorsun oğlum burada? Yolunu mu kaybettin? Yok, üniversiteye hazırlanıyorum. Ha, şu sabahki mevzu. Almanya'ya gidiyorsun yani. Kısmet olursa kuzicim, evet. Yani önce tabii notlarımı yükselteceğim. Bayağı alta çekmişim ben notları, onu fark ettim bu sırada. Önce notlarımı yükselteceğim, ardından da değişim programıyla üniversiteyi kazanıp Almanya'ya. Oradan da yarım kalmış işi bitireceksin. İnşallah. Ağzın bal değilsin. Sen Amerika bursunu ne yaptın? Kadir abi çok istiyor senin gitmeni. Yalan oldu. Ne olacak? Ya, Asiye'yle Emel'i bırakıp gidemem bir yere. Ben size ne yapacaklar onlar? Oğlum Almanya'ya gidene kadar ben varım. Annemler var. Ben onları bırakıp hiçbir yere gidemem kuzen. Ya ben o işin üstüne soğuk suymuştum. Geçmiş olsun. Öyle. Süsi, gelsene bir otur. Oğlum niye çağırıyorsun şimdi? Sus. Gel. Selam. Aleyküm selam. Selam. Senin ne işin var olacağım burada? Niye öyle yargılayan gözlerle bakıyorsun bana? Üniversiteye hazırlanıyorum. Yok canım, ben yargılamadım. Haftada yanına gideceğim ya Almanya'ya.
Gerçekten mi? Erasmus'a gideceksin yani. Vay be! Aşkının peşinden gidiyorsun ya, helal olsun sana ya. Sen laf sakıyı. Keşke bazıları da seni örnek alabilse. Gerekirse biz de sahip çıkarız. Tamam, bana mı laf sokuyor? Sen Almanca biliyor musun ne olacak? Bilmiyormuş. Ya ben bunu atladım. Oğlum benim cebimde para da yok. Ben de kursa mı gideceğim? Ya oğlum senin biriyle anlaşabilmen için dil bilmene gerek yok. Boş ver. Ya zaten bu kadar panik yapmana da gerek yok. Ben biraz Almanca biliyorum. Kendimi ifade edebilecek kadar. Onu da sana öğretirim istersen. Yemin et. Yemin ederim. Allah çarpsın de. Olacağım biliyorum işte da. Harbi mi? Harbiden biliyorum ne. Tabii bu huysuz kuzenin de izin verirse. İzin vereceğim, niye vermesin? Bilmiyorum artık, kendisi benimle aynı ortamda olmaktan bile rahatsızlık duyduğu için. Laf sokmam gereken yerde laf yiyorum arkadan. Oğlum bak, sinir etme adamı. Sonuçta bugün o benim Almanca öğretmenim, tamam mı? Eline sağlık. Bir kelime söylesene be. Seni mi kıracağım ya? Guten Morgen. Bitti bu. Ya gel buraya. Ya saçmalama sen, ne zehir. Ya gerçekten duydun mu? Duydun mu? Aferin sana. Şakır şakır konuşuyor maşallah ya. Zehir ya. Ya güzel kardeşim, ben size acil demedim mi? Yani bir telefonun yedek parçasını bulmak bu kadar zor mu? Siz bununla ilgilendiğinize emin misiniz? Tamam. Hemen acilen bana dönün. Haber bekliyorum sizden. Hayret bir şey. Hah, Mehmet'ciğim hoş geldin. İyi günler Ayla Hanım. Lütfen buyur geç. Şöyle otur. Hah. Bir şey ister misin? Ne ikram edeyim sana? Teşekkür ederim Ayla Hanım. Siz acil deyince apar topar işi gücü bırakıp geldim. Buyurun dinliyorum sizi. O halde direkt konuya giriyorum. Resul, bu Akif Atakul'la ortak olduğu zamanlarda sen hep yanlarındaydın değil mi? Ben doğru mu hatırlıyorum? Evet. Onların yanında çalıştım Resul Bey hayatını kaybedene kadar. Aman Allah'ım. Mehmet, bak benim bir bilgiye ulaşmam gerekiyor. Yani o bilgi sende varsa bana sen söyleyeceksin. Yoksa da benim için araştırmanı istiyorum. Yani elimden de geliyorsa yaparım. Tamam. Akif Atakul'un şantiyesinde sen orada çalışırken herhangi bir iş kazası olmuş muydu? Akif'in adı böyle bir iş kazasına, bir şantiye kazasına karışmış mıydı? Anımsıyor musun böyle bir şey sen? Yani siz kaza derken ne araştırmamı istiyorsunuz? Ya Mehmet'ciğim hani şantiye kazaları oluyor ya. Ne bileyim düşüp ölen oluyor, kolunu bacağını kaybeden oluyor. Öyle bir kaza. Hatırlıyor musun böyle bir şey? Şey, yani Resul Bey'in zamanında böyle bir şey olsaydı çok net bilirdim. Ama eğer bana zaman verirseniz kesin bilgilere ulaşabilirim belki. Akif Bey'le çalışan bir arkadaşım var uzun yıllardan beri. Sanırım ona sorarsam öğrenebilirim. Tamam, tamam süper. Yalnız bak bu benim için çok önemli. Mehmet, bunu araştırdığını hiç kimse bilmesin, tamam mı? Sadece senle benim aramda, okey? Siz hiç merak etmeyin Ayla Hanım. Bu işi çözeceğim ve size döneceğim. Tamam, anlaştık. O zaman senden haber bekliyorum. Tamam, siz hiç rahatsız olmayın. Yok yok, gel geçireyim ben seni. Gençler, hiç eve uğramıyoruz. Direkt lokantaya gidiyoruz, tamam? Aynen aynen. Annem de dedi ki zaten şimdi dip köşe temizlik bitti. Mutfağı yerleştirmeye başlıyorum. Hadi gelin falan demişti. Ben biraz geç kalacağım ama. Yani sıkıntı olur mu? Bahsetmiştim ya sınıfta. Doğru ha, sürpriz. Hey, olmaz olmaz. Sen keyfine bak. Tamam. E hadi o zaman benim araba şu tarafta, gidelim. Sen de mi gelin? Sorun mu bu be kayınço? Herhalde geliyorum. Şaka yapıyorum ya. Yalnız önce sizi ben bir eve bırakacağım. Sonra eve uğrayıp tekrar geleceğim. O nedenmiş? Çünkü o hayalinizdeki ortama yakışacağını düşündüğüm nacizane birkaç bir şey var aklımda. Eve uğrayıp onları alıp tekrar geleceğim. Hemen söyle. Bak hemen söyle, çatlarım meraktan. Belki şu an söyle ne olur. Ya küçük şeyler bunlar, o kadar önemli değil. Hem sürpriz, bozma. Ama acele et.
E oğlum hiç gelmeseydiniz. Hadi gidiyoruz mu? Biz önce Tolga ile kulübe gideceğiz, sonra geliriz. Aynen öyle, işler güçler. Tamam. Sevgilimin bana çok özel, çok güzel bir sürprizi varmış. O yüzden biz aranıza biraz geç katılacağız. Abartma Doruk, o kadar büyük bir şey değil. Olsun. Tamam, neyse ne. O zaman akşam Eren Etüt Kafe'de buluşuyoruz, tamam? Aynen öyle. Ama sen yine de bir şey lazım olursa falan bize haber ver. Biz halletmeye çalışırız bir şekilde, tamam? İyi, hadi. Çok merak ediyorum. Olcan, bir bakar mısın? Hocam ne oldu acaba? Önerdiğim Almanca derslerine başlıyor muyuz? Yok, o kısa vadede pek mümkün gözükmüyor. Ama sen madem Süsen'le birlikte Almanca çalışmaya başlamışsın, bu kitaplar sana çok yardımcı olacaktır. Al bakalım. Güzelce oku, sıkı çalış. Hocam gerçekten çok teşekkür ederim ya. Yani çok iyi oldu. Çünkü Süsen zaten 4 kelime biliyormuş, onunla çok yürümezmiş. Çok kral adamsın. Rica ederim Olcan. Orada sen iyi misin? Ha, iyiyim hocam. Görüşürüz. Al bakalım Zehra'cığım. Bugünkü gideceğin adres. Kolay gelsin. Hangi çiçekleri alıyorum? Ha yok, bu sefer çiçek götürmüyorsun. Verdiğim adrese gidiyorsun, sana bir emanet verecekler. Onu alıp dükkana getiriyorsun. Ne emaneti? Ne taşıtacaksın ki bana? O seni alakadar etmez Zehra'cığım. Adrese gidiyorsun, emaneti alıp dükkana geliyorsun sallanmadan. Ya ama... Ya aması maması yok Zehra. Bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmayalım, olur mu? Hadi geciktin lütfen. Ha, bu arada sakın merak edip de emaneti kurcalayayım deme. Doğruca bana getir. Kolay gelsin. Sürpriz dediğin parkta yürümek olamaz bence. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Gitmez olur mu ya? Seninle yan yana nefes almak bile hoşuma gidiyor benim. Bilmez misin? Benim de sürprizim bununla alakalıydı işte. Anlamadım. Ya hani bir video göstermiştin ya, sevgililer böyle birbirlerine sürprizler yapıyorlardı. Evet, yapıyorlardı. Ya işte ben onu aslında çok beğendim ama sen dedin ki işte bizim paramız yok, biz yapamayız falan. Ona takıldım ben. Ama doğru sevgilim. Yapamayız ki. Yani o restoran mı yoksa bu restoran mı? Veya ne bileyim işte o çanta mı yoksa bu saat mi falan gibi bir tercih yapma lüksümüz yok ki bizim. Nasıl yapalım sen söyle. Söylemeyeceğim. Gösteriyorum direkt. Nasıl yani? Seç birini. Peki. Tamam. Burada çıkanı yapacağız öyle mi? Evet. Güzel. Derken sabrettim ben tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen hayat şaşırtır hep zaten ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen hayat şaşırtır hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen.
sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben ihtimali giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken, hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken, hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken, hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken, hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Al bakalım. Yalnız direkt Erdem'e götüreceksin değil mi? Öyle yapacağım. Merak etmeyin. Tamam. Dikkatli ol. Ne diyorsun acaba bana ya? Kadir'im, biz her seferinde böyle silip silip baştan mı yazacağız? Mesela omlet yok diyelim. Ne yazacağız ya? Menemen. O zaman kendi kaşındın. Sen demedin mi genç işi olsun, elle yazalım bunu diye? Bir de söyleniyor. Selam herkese, kolay gelsin. Hoş geldin Berk. Hoş geldin kayın. Aa, kayın ağacı. Yeni bir tür bu arada. Geçen televizyonda gördüm Kadir'im. Yeni bir ağaç. Sen gelsene böyle otursan. Ya bunlar neymiş ya böyle? Ha, eskiden poster koleksiyonum vardı da birkaç tanesini getirdim öyle duvarlara renk olsun diye. Ha bir de bu var. Gelen giden oynar. Yani güzel olmaz mı? Bunu benden almışsın. Aferin, aferin. İyi düşünmüşsün. Vallahi iyi düşünmüşsün damat. Güzel düşünmüşsün gerçekten Berk'cim. Şimdi benim de bir tane sürprizim var ama onun için tabii ki de birinin de yardımına ihtiyacım olacak gibi. Ben yardım için buradayım zaten Aybüke. Hı hı. Hadi. Kolay gelsin size tekrar. Sağ ol canım. Bunun deli anası başımıza tebelleş olmuyor. Tebelleş? Tebelleş. Tebelleş değil miydi o? Bilmiyorum. Selam. Hoş geldiniz. Gel. O torbalar ne? Bir kafenin olmazsa olmazları. Petit kareli masa örtüleri.
ne kadar güzel bir renk. Kız nereden buldunuz bunları? Ya hani biz bir ara bahçede düğün organizasyonu işine girmiştik ya. O zamandan saklamıştım. Çok güzelmiş vallahi, severiz. Funda Sesli çok iyi rapçidir eskilerden. Abay plakta getirmişler. Olcay gel bunları mutfağa koyalım. Ben de seviyorum bu rapçiyi. Funda Sesli of abi. Dinleyelim gel. Plak almışlar. Ne oldu? Babam, neredeysen gelin biraz konuşalım diyor. Ya buraya çağır istersen. Çağıralım bakalım. Kim bilir yine ne deyip beni dağda girecek. Ne oluyor ya? Çok para var burada. Zehra. Hayırdır kızım? Ne yapıyorsun sen burada? Nasıl? Beğendin mi? Fikirlerini alayım. Yani güzel. De işte ayağı falan kırık diye yaptılar herhalde. Evet evet, ayağı kırık, böyle bir iki üç yırtık pırtık var ama bir battaniye koyduk mu üstüne bence tamam. Bence de tamam. Yani net tamam. Hadi. Ne hadisi? Taşıyacağız. Ha biz onun için geldik buraya. Evet. Başka ne yapacaktık? Ya ne bileyim, sen öyle bana koltuğu gösterince ben de gideceğiz. Buna benzer bir şey satın alacağız diye düşünmüştüm. Tabii o daha güzel olurdu ama maalesef ki öyle bir bütçemiz yok. O zaman sen dur. Ben sırtlanayım, bunu hem gücün de yetmez senin zaten. Efendim? Pardon. Benim mi gücüm yetmez? Peki bu fikrinin benim cinsiyetimle bir ilgisi var mı? Ya yok be Aybikem, nereden çıkarıyorsun şimdi cinsiyet falan, ne alaka ya? Hadi. Bak şimdi nasıl taşıyorum. Hadi bakalım. Hafifmiş. Ya. Hiç hafif değil be aslan sevgilim, sen güçlüsün ya.
Ya o zaman ben bir daha geleyim de şu koltuğu da alayım. Seti tamamlamış oluruz hem. Herhalde onu da sen ol, o kadar da değil canım. Ya araba falan gelirse söyle ha, çarpmasın tamam. Bana arkadan. Dur ben bir de içeriye bakayım. Asiye kömür var dediyse kesin vardır bir yerde. Yani tam vardı demedi aslında, olabilir dedi. Ama yokmuş. Neyse ya, önemli değil. Dur dur. Bizim sobanın yanında olacaktı biraz. Onu vereyim, olur mu? Yok, yani sen hiç zahmet etme Orhan amca. Zaten bizim evde de azıcık vardı. Senin düşünmen yeter. Neyse ya, ben gideyim. Hadi görüşürüz. Zehra, kızım iyi misin sen? İyiyim, iyiyim tabii. Görüşürüz. Hadi bakalım. Allah Allah, ne garip kız bu ya. Alo, Mehmet. Ne yaptın, öğrenebildin mi bir şeyler? Evet, öğrenebildim Ayla Hanım. Dinliyorum, evet. Evet, bir kaza olmuş ama Resul Bey ile Akif Bey ortak değillermiş o zaman. Devam et. Akif Bey'in şantiyesinde bir işçi 4. kattan düşerek hayatını kaybetmiş. Nasıl, ölmüş mü yani adam? Maalesef. O kazadan sonra Akif Bey bu duruma çok üzülüp rahmetlinin çocuklarına kendi okulunda burs bile vermiş. Bir dakika, nasıl yani? Okulda burs mu vermiş? Kimmiş ki bu adam? Neymiş adı soyadı falan? Veli Eren efendim. Veli Eren. Aynen Ayla Hanım. Öğrendiklerim bu kadar. Tamam, tamam Mehmetciğim. Sağ ol. Çok iyi bir iş çıkardın. Haberleşiriz yine. Rica ederim. Aa, Veli Eren mi? Nasıl ya? Çocukları da bizim okulda burslu okuyor yani. Aybike'nin nesi peki bu adam? Ay, bu çocukların babası Orhan değil mi? Ay vallahi aklımı oynatacağım şimdi ya. Veli Eren. Bakalım kimmiş Veli Eren? Ay tabii ya. Veli Eren, Ömer'le Asiye'nin babası. Şengül'ün yeğenlerinin. Akif bu çocukların babasını öldürdü mü yani gerçekten? Olabilir mi böyle bir şey? Ya isim benzerliğiyse? Yok, benim bunu öğrenmem lazım. Bu böyle olmaz. Ya benim bunu kulaklarımla duymam gerekiyor. Ne yapsam? Baba, sen hiç mi kendini benim yerime koymuyorsun ya? Sürekli kafana göre hareket ediyorsun ama bu yaptıkların çok sorumsuzca. Farkında değil misin bunun? Tamam oğlum, farkındayım. Daha dikkatli olacağım. Söz veriyorum baksana. Vallahi daha dikkatli olacağım. Ya bir gün inşaatın tepesine çıkıp Suzan teyzeyle barışmaya çalışıyorsun. Diğer gün hiçbir şey olmamış gibi annemle evde sucuklu yumurta yiyorsun ya. Bu nasıl iş, ben anlamadım. Oğlum tamam da abartma. Abartma, tamam dedim. Daha dikkatli olacağım dedim. Sanırsın ki sen büyüksün, ben küçüğüm, azar işliyorum ya. Allah Allah. Tamam, artık öyle şeyler olmayacak. Zaten Suzan teyzenle de boşandık, bitti gitti. İyi bari. En azından biri çıkmış bu acayip denklemden. Çıktı. Çıktığına göre artık sabahları ananla yumurta tokuşturmama ses etmezsin değil mi evladım? Bak baba. Annemle ne yaşadığınız gram umurumda değil. Ama eğer onun kalbini bir kez daha kırarsan... işte o zaman hem seni affetmem hem de bu yaptığına pişman ederim, haberin olsun. Tamam diyorum çocuğum. Tamam diyorum. Anneni artık üzmeyeceğim diyorum. Ayrıca annen benim en sevdiğim kadın bu hayatta. Ayrıca çocuklarımın anası o, benim sarı fırtınam ya. Onu niye üzeyim ben? Tamam, bitti gitti, kapandı bu konu ya. Dikkat dikkat dikkat. Geç 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 geç. Ne oldu? Bekle, geliyorum. Oğlum nereye gidiyorsun ha? Nereden bu? Biri sokağa atmış. Aybike de tamir edip lokantaya koyacağım. Eskisinden çok daha güzel olacak. Bakın görün. Ağırmış yalnız ha. İstersen sen bırak Aybike. Şşş, deme öyle kanka. Fena bozuluyor. Biz en iyisi bunu hep beraber taşıyalım, olur mu? Hep beraber taşıyalım Aybike. Kapıyı açayım o zaman. Hadi bakayım. Hep beraber. Hadi gelin bakayım. Ha? Dikkat edin, o basamak var orada. Getirin getirin çocuklar. Hadi şuraya koy. Hadi bakalım aferin. Anneciğim. Aa, nereden çıktı bu koltuk? Ha bak. Bence şuraya çok güzel olacak bu. Esas Akif Bey nereden çıktı?
Hayırdır Akif Bey, sen nereden çıktın böyle? Ya ben Doruk'la konuşmaya geldiydim. Bir baktım içeride bir hareket var, bir aksiyon var. Gireyim bari içeri dedim, hakikaten de varmış. Hayırdır, ne oluyor burada? Var var, aksiyon var, hareket var. Gönül Almanya'ya gitti, lokantayı da bağ bıraktı. Biz de çocuklarla konuştuk. Burayı böyle daha genç, daha dinamik... neydi o? Hip bir yer haline getirelim diye duvarlara da relaksiye yazılar yazdık ama. Güzel. Akif amca, seni de bekleriz. Gayet güzel, tatlı bir ortam olur. Sen de böyle kahveni içersin, çayını içersin, kitabını okursun. Güzel olur. Aynen, aynen. Çok güzel olur Oğuzcan. Çok güzel olur, harika. İyi düşünmüşsünüz, tebrikler. Koltuk nasıl? Patlak. Heh, işte o iş bizde, sen merak etme. Vallahi ben inanıyorum Aybike'ye. Olur, olur, olur. İnsanlar birbirine inandıktan sonra zaten her şey olur. Vallahi çok da güzel olmuş biliyor musun? Yani çok güzel bir yatırım, şahane bir atılım. Tebrik ederim Şengül Hanım, aferin. Esam mı diyorsun Arif Bey? Bunda, bunda. En sevdiğimiz rapçi. Hoş geldin oğlum. Ben de seni bekliyordum. Ben çok yorgunum anne, odaya çıkacağım. Oğlum dur, Aybike'yle miydin sen? Anne bak, yorgunum diyorum. Ne seninle kavga edecek, ne de laf dalışına girecek halim var, tamam mı? Tamam oğlum. Benim öyle bir niyetim yok ki. Aksine iyi bir şeyler yapmak istiyorum. Bak, oturdum düşündüm. Ve Aybike'nin üstüne gereğinden fazla gittiğime karar verdim. Hata yaptığını anladın yani. Evet. Olamaz mı? Hem Aybike'ye hem de ailesine. Özellikle de Şengül Hanım'ın üstüne çok fazla gittiğimi düşünüyorum. Çok sorun çıkardım. O yüzden de bunu telafi etmek adına bir adım atmak istiyorum. Nasıl bir adım atmayı düşünüyorsun peki? Şengül Hanım'dan özür dileyeceğim. Şengül Hanım'dan özür dileyeceksin. Anne sen ciddi misin? Yoksa yeni bir kötülük planı falan mı bu? Hayır oğlum, gayet ciddiyim. Hatta istiyorsan sen de gel benimle. Gidelim, yüz yüze birlikte konuşalım. Ha? Şimdi hemen gidersek evdelerdir herhalde değil mi? Görürüz onları. Hadi gel. Allah Allah. Kafasına bir şey falan mı düştü bu kadın? Ne oldu bu evde? 5 dakika daha bu tempoda devam edebilirsiniz. Hocam. Selam. Kolay gelsin. Abartmayalım istersen ya. Öyle yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. Aa. Doruk? İrem. Evet canım benim. Ay inanmıyorum ya. Ne oldu? Yoksa tanıyamadın mı beni? Aşk olsun. Yok ya, ondan değil de çok uzun zaman oldu. Bir an çıkaramadım acaba mı dedim. Evet ya, bayağı zaman oldu. Yani ergenliği üzerimden atınca biraz değiştim, doğrudur. Ben de yeni yazıldım bu kulübe. Ay seni burada görünce çok şaşırdım ya. Aynen, ben de. Pardon, bakar mısın? Hemen geliyorum. Sen burada mı çalışıyorsun? Aynen. Ah, iyi o zaman, güzel. Görüşürüz sonra. İyi antrenmanlar. Sağ ol. Yalnız Doruk'un sevgilisi var. Baştan söyleyeyim. Sağ ol. Ama zaten benim de öyle bir niyetim yok. Biz denedik zamanında. Biraz daha tempolu yapabiliriz. Olmadı. Nasıl yani? Bildiğin 6 ay çıktık biz. Ama tabii üzerinden çok zaman geçti. Yani anlayacağın Allah sahibine bağışlasın diyelim şekerim.
Anne. Hı? Bak son kez soruyorum. Özür dileyip barışmak istiyorum diye beni kandırıp yeni bir olay çıkarmaya gelmedin değil mi buraya? Bak eğer öyleyse bu sefer gerçekten değil seninle aynı evi paylaşmak, aynı havayı bile solumam, haberin olsun. Ya oğlum saçmalama lütfen. Barışmaya geldim diyorum sana. Niye bana inanmıyorsun sen? Lütfen bana güvenir misin biraz? Sen Aybike'ye mesaj attın değil mi? Kız okudun mu mesajı? Yani haberleri var geldiğimizden değil mi? Var var. İyi tamam. Hadi çal kapıyı. Merhaba Berk'cim. Merhabalar Aybike'cim. Aybike'cim, iyi akşamlar tatlım. Annenler evde değil mi? Evde. Ben sizden özür dilemeye geldim de. Hadi buyurun bakalım. Hadi buyuralım bakalım. Yalnız bebiş var evde, terliği giyerseniz seviniriz. Teşekkürler. Aa, tabii tabii tabii. Berk'cim eminiz değil mi kafasına saksı falan düşmedi, her şey yolunda? Vallahi başta ben de öyle sandım ama o kadar çok ısrar etti ki. Bu sefer gerçekten hatasını anladı galiba. Ay umarım ya. Umarım. İyi akşamlar. Vallahi iyi akşam mı, kötü akşam mı, hayır mı, şer mi anlayacağız? Hayırdır? Sanki her an biber gazı sıkıp bayıltacakmış hissi veriyor ama madırım bilemedim. Ay aşk olsun. Oğulcan hiç olur mu öyle şey? İlahi çocuğum, utandırıyorsun beni. Oğulcan oğlum, siz bir çıksanız da biz büyükler kendi aramızda konuşsak. Tamam madırım, o zaman biz Asiye'lere geçelim. Eğer kendi güvenliğinizden endişe etmiyorsanız. Umarım sözünü tutarsın anne. Evet. O zaman gidelim. Buyur, otur. Ay maşallah, maşallah. Ne tatlıymış bebişin Şengülcüm. Allah sağlık versin. Siz şimdi diyorsunuz bu kadın niye geldi? Biliyorum. Asla benden iyi bir şey beklemiyorsunuz. Haklısınız da. Çok kötülük ettim size. Farkındayım. Kötülük. Kötü sözü az kalır senin yaptıklarının yanında. Doğru söylüyorsun Şengülcüm. Haklısın. De işte. Çok düşündüm. Ah, ölümlü dünya be Şengül. Yani empati yapmak lazım. Anlamak lazım birbirimizi. Kimseye ön yargıyla bakmamak gerekiyor. Ben de yaptım empati, kendimi sizin yerinize koydum. Çocukların yerine koydum, gençlerin yerine koydum. Anlıyorum sizi. Anlıyorum. Bunu anlaman için bizi sokağa mı atman gerekiyordu Ayla Hanım? Allah ne deseniz haklısınız Orhan Bey. Çok mahcubum size karşı. Biz haklı olmak istemiyoruz ki. Biz insanların birbirini dinlemesini, anlamasını istiyoruz. Siz yani ona buna kızıp bizi borca harca sokup gecenin bir yarısı bizi sokağa atmış bir kadınsınız ya. Yani yakıştı mı şimdi sizin gibi okumuş etmiş bir kadına bu? Doğru. Yakışmadı tabii. Haklısınız. Ama dediğim gibi empati yapıyorum size artık. Gerçekten pişmanım. Ya bakın buraya kadar geldim. Ya hiç mi affetmeyeceksiniz beni? Empati, sempati bunların hepsi boş laflar. Artık bu saatten sonra ne yapacaksan. Vallahi bu kinle, nefretle yaşamaya devam edersen ha bir başına çürüyüp gideceksin. Bak bizim çocuklarımız hala birbiriyle konuşuyor, görüşüyor. Ne oldu? Olan sağ oldu, bağ oldu. Bizim çektiğimiz çileleri oldu. Neyse, madem gelmişsin bir çay koyayım sana. İçer misin? Aa, içerim Şengülcüm, içmez miyim? Özledim vallahi senin çayını. Ya zahmet olmazsa tabii. Ben markete gidiyorum.
Semih? Merhaba abi. Ne yapıyorsun oğlum? Hayırdır böyle dalgın dalgın, kimseyi gördüğün yok? Abi karakola gittim de ifade vermeye. Oradan geliyorum, o yüzden birazcık kafam dalgın abi ya. Hayda, kötü bir şey yok değil mi? Abi bizim aşağı mahallede Erdem diye bir çiçekçi vardı. Yani daha doğrusu biz onu çiçekçi zannediyorduk. Abi meğersem adam yasa dışı işlerle uğraşıyormuş ya. Ne diyorsun ya, ciddi misin sen? Abi vallahi billahi ya. Adamı gözaltına aldılar. Civardaki esnafı da bir şeyler biliyor mu diye sorguya çektiler. Ben de şimdi oradan geliyorum ya. Hayda. Bir şey soracağım Semih. Sen bu çiçekçinin adını biliyor musun? Sumru Çiçekçilik abi. Tanıyor musun sen de? Ciddi misin, Sumru Çiçekçilik? Allah kahretsin ya. Ne oldu abi, niye öyle söyledin ya? Oğlum benim yeğenimle arkadaşı orada çalışıyor. Abi ne diyorsun sen ya? Oğlum emin misin? Bak Sumru Çiçekçilik değil mi? Abi vallahi billahi eminim, %100. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Of, neyse be oğlum, çok geçmiş olsun. Tamam, ben konuşayım çocuklarla. İyi akşamlar abi. Baban gire selam söyle. Aleyküm selam abi. Ulan olacak iş mi ya? Ah, açıp koydum çayını. Ah, unutmamışsın Şengülcüğüm, ellerine sağlık. Pek güzel olmuş, sağ ol. Senin gönül de bize olan nefretinden neredeyse kendi yavrusunun canını okuyacaktı. Ya mahvetti beni o olay, mahvetti. Çok derinden etkiledi. İnsan hayatta bu kadar sert olmamalı. Doğru söylüyorsun Şengülcüğüm, çok haklısın. Yani kinin, nefretin kime ne faydası var ki Allah aşkına? Sonuçta dediğin gibi işte. Keskin sirke küpüne zarar. Allah'ıma çok şükür kısa bir şey olmadı. Ya ya. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gönül de perişan olmuş. Kadıncağız çok sarsılmış belli. Bana da mesaj atmış giderken. Hakkını helal et, çok pişmanım demiş. Yazık. Çok feci. Sarsılmaz mı? Ana sonuçta. Tabii ya. Ay Allah korusun. Ya evladına bir şey olsaydı Şengül? Ay. Gerçi ölümün her türlüsü kötü be Şengül. Ya insanlar anasını babasını da kaybediyor. Al işte bak, senin yeğenler, Asiyeler de öyle değil mi? Gencecik yaşta anasız babası kaldı çocuklar. Bizden başka kimseleri de yok. Ya ya, yazık valla. İyi ki siz varsınız başlarında Şengülcüğüm. Sahi nasıl ölmüştü onların ailesi? Trafik kazası falan mı? Hatice trafik kazasından öldüydü. Eli inşaattan düştü. Ne diyorsun sen ya? Ah ah. Ay yoksa Akif'in inşaatından mı? Sen nereden biliyorsun? Ay, nereden bileceğim Şengülcüğüm? Berk bahsetmişti bir ara. Oradan hatırlıyorum. Hatta Akif amca çocuklara burs verdi falan diye anlatmıştı da. Oradan hatırladım. Şimdi seninle de böyle konuşunca kafamda iyice oturdu. Yazık vallahi, çok feci bir olay ya, çok. Peki Akif ne yaptı? Yani çocuklara burs vermekle kalmadı herhalde değil mi Şengül? Yani bir tazminat mazminat bir şey ödemiştir herhalde. Ha? Tazminat ödenmediydi. Çocuklara burs verdi. Kadir işe aldıydı. Nebahat Hanım, bak sana ne diyeceğim. Bu mevzu seninle benim aramda kalacak. Tamam. Ben senden tek bir şey istiyorum. Herkes okuluna, işine geri dönsün. Biz seninle bu işi ikimiz çözeriz. Nebahat Hanımcığım, şimdi bana söyledikleriniz neresi? Lütfen çocuklara da anlatın. Ben okula, hepinizin okula dönmesini istiyorum. Kapatalım biz bu konuyu. Tabii tabii, kapatalım şeyin gücüm. Yok, ben hala inanamıyorum ya annenin böyle bir adım atmasına. Resmen şoktayım. Başta ben de inanmadım da, hadi gidelim, hadi gidelim diye ısrar edince bir şey diyemedim ben de. Geldik işte. Yani sakın yanlış anlama, ben yine senin madırdan korkuyorum ya, ben sana diyeyim. Yani her an bir şey yapabilir buraya, tetikte olalım. Abartma olacaksın. Peki. Hoş geldin amca. Hoş bulduk amcam.
Hah, Asiye buradasın. Merhaba Fadır'ım, biz de buradayız bu arada, merhaba. Gördüm oğlum, gördüm. Gördüm de canım bir şeye çok sıkıldı, onu size anlatıp rahatlamam lazım. Ne oldu amca, hayırdır? Neyse, Zehra'yı aradım telefonla, o gelsin de hep beraber konuşalım, olur mu? Zehra ne alaka? Ben çıkayım isterseniz. Yok oğlum, yok. Çıkma, otur sen de. Otur sen de dinle. Acaba çantayı buldu da ondan mı çağırdı beni ya? Bana mı dedin ama? Yok, sana demedim. Öyle kendi kendime konuşuyorum ablacığım. Hem evde midir abla? Oyun oynarız sence. Evdedir. Oynarsınız tabii. Ben açarım. Aa, Bahar gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Zehra. Gel otur kızım, gel. Terlik kalmadı, kusura bakma. Gel. Al bunları giy. Evet, Zehra da geldiğine göre dinliyoruz. Konu çiçekçi ile ilgili. Hani şu sizin çalıştığınız çiçekçi var ya. Ne olmuş amca oraya? Vallahi adamlar yasa dışı işler yapıyorlarmış. Polis gözaltına almış. Gerçekten mi? Nasıl yani? Polisler mahalleye gelmiş, esnafa sormuşlar. Tanıyor musunuz, biliyor musunuz? Gördüğünüz, duyduğunuz bir şeyler var mı diye. Bana da Semih söyledi. Aa, siz resmen suç örgütüne çalışıyormuşsunuz yani. Vallahi kızım, suç örgütü mü değil mi bilmem ama sizin kazandığınız paralar pek de hayırlı paralar değil. Yani bana kalırsa. Çiçek satmıyorlarsa ne satıyorlardı? Vallahi işte çiçekçi gibi görünüp artık ne satıyorlardıysa. İnanmıyorum ya. Ben ne Erdem'den ne Tal'dan hiç böyle bir şey beklemezdim. Ben de beklemezdim. Kızım, farkında olmadan bu adamlar sizi bir işe bulaştırmış olmasınlar. Yoktur değil mi öyle bir şey? Yani ben hiç öyle bir şey sezmedim ama. Değil mi Zehra? Yok, dediğin gibi ben de hiç öyle bir şey sezmedim. Neyse tamam, bundan sonra çalıştığımız iş yerlerini iyice araştıracağız. Sahipleri kimmiş? Kursağımızdan kimin parası geçiyormuş? İyice bir öğreneceğiz değil mi? Bak, adamlar neredeyse başınızı belaya sokacakmış. Evet, doğru söylüyorsun amca. Biz maaşımızı da alamayacağız o zaman değil mi? Hiç almaya kapısına bile gitmeyin zaten. Ya tamam da, ya günlerce bedavaya çalışmış gibi bir şey oldu şu an. İyi misin Zehra? Nasıl? Bir Betim benzin attı da kızım, o yüzden soruyorum. Yani tabii haklısın. Adamlarla çalıştığın için canın sıkıldı, korktun ama... sakın korkma, oldu mu? Artık ne sana ne de bir başkasına asla zarar veremez o adamlar. Tamam mı? Sıkma canını kızım. Doğru söylüyorsun Orhan amca. Öyle tabii. Çay içen mi kız? Olur. Olur. Bunlar da tamam. Asiye, sen hala çiçekçi mevzusunda mı üzgünsün? Ya Ömer, günlerce çalıştık, koşturduk ettik yani. Bir kuruş bile maaş alamadık. Bütün emeklerimiz boşa gitti yani. Ya tamam, seni anlıyorum da polis götürse daha mı iyiydi? Zehra'yla hiçbir pisliğe bulaşmadan sıyrıldınız işte. Öyle düşün. Benim de tek tesellim o zaten şu an. Ya Ömer, gitmeden de bak şuna ya. Ne oldu ki? Geceden beri su akıtıyor. Bir de sen bak. Anlamadım ki, aşağıdan falan mı acaba? Bakayım da su faturası 5 katı gelmez. Contası falan gevşedi herhalde. İyice bir sıkmak lazım onu. Ya sanki kömürlükte amcamların bir alet çantası vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Ha, vardı vardı. Ben gidip bakayım. Yani ketli olabilir ama. Hallederim. Buranın hali ne böyle ya? Ben düzelteyim bir ara burayı. Şimdi nerede bu çanta? Ne
Tamam, okula geç kalmasam ben hallederim. Tamam, yeni çıkacağım zaten şimdi, sıkıntı yok. Kim geldi ki bu saatte? Bilmiyorum ki vallahi, bakalım. Yağmur Bey. Günaydın. Günaydın. Zehra Barçın'ı arıyoruz, burada mı kendisi? Tabii burada da. Konu neydi acaba? Son çalıştığı yerle ilgili ifadesini alacağız. Gerekli açıklama kendisine karakolda yapılacaktır. Zehra, duydun sanırım. Duydum. Geliyorum. Bekliyoruz. Zehra, sen iyi misin? Ya, gereksiz bir gerildin sanki, beti benzin attı falan. Ya şey, polis falan, korkuyorum ondan. Anlayacağım, sen polisin neyinden korkuyorsun? Yani sonuçta senin bir suçun yok değil mi? Suçun yoksa polisten korkacak bir durumun da yok. O yüzden canını sıkma. Gideceksin güzel güzel, temiz temiz ifadeni vereceksin. Çıkacaksın. Bu kadar basit. Doğru söylüyorsun. Dediğin gibi gerilecek bir şey yok. Yok da sen hala gerilmeye devam ediyorsun. O yüzden ben de seninle geleyim. En iyisi sen de rahatlarsın, tamam? Hadi. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi, gayet iyiyim. Duyduğum kadarıyla boşanmışsın Ahmet. Hayırlı uğurlu olur inşallah senin için. Teşekkür ederim. Demek ki iyi haber de çabucak yayılabiliyormuş. Neyse. İkiniz için de iyi olur umarım. Umarım. İstediğin dosyaları hazırladım Ahmet. Alayım. Aa, senin ne işin var burada? Ha, Suzan tekrar Yakut Kulüp için çalışacak. Ama restoran işiyle ilgili değil. Benim yazışmalarım ve işlerimle ilgilenecek. Onu da takip edecek. Otursana Suzan, gel. Nereden çıktı ki şimdi bu bir anda? Anlamadım. O zaman aramızda bir sorun kalmamış gibi görünüyor Suzan. Değil mi? Yani Akif'le alakalı olarak. Kaldı Nebahat. Mesela artık benim arkadaşım değilsin. Akif konusuna da gelince boşandığımız için artık onu tepe tepe kullanabiliriz. Ne alakası var canım? Akif'le benim aramda bir şey yok, ne olabilir ki? Biz ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama şimdi bence bu konuları hiç açmayalım. Gereksiz yere Suzan'ı da üzmeyeyim, tamam? Evet, doğru. Gereksiz yere kimse üzülmesin. Neyse, size o zaman hayırlı olsun. Yine işimiz. Nebahat'in sorun çıkarmayacağını söylemiştim sana. Onun sorun çıkarmasından çok benim onu görmekten haz etmemem önemli, ama bu işe ihtiyacım olduğu için
Sanırım bir süre onu görmezden gelebilirim. Yani bana bulaşmasın yeterli. Aynen öyle. Sen sadece benimle muhatap ol, tamam mı? Burada tek muhatabım benim. Hadi bakalım, çalışalım. Hadi. Şunları bana söylersen, şuradan devam edelim. İnşallah çok bekletmezler de derse geç kalmam. Zehra, sen fazla bir gerildin sanki. Yok. Ya sabah biraz hasta uyandım da annem bir de böyle bir haber alınca biraz fazla geldi. Ama yani titriyor gibisin. Ateşin falan da yok ama. Ne bileyim, biraz tedirgin oldum galiba. Ya niye tedirgin oluyorsun canım? Bizim o çocuklarla bir bağımız yoktu ki. Ya ne yaptıklarından haberimiz bile yoktu. Yoktu tabii. E yoksa korkma o zaman. Orada çalıştığımız işin usul enişte ifade vercisi o kadar. Zehra Varçın, ifade için önce seni içeri alabilir miyiz? Asıl senin ne işin var burada Şengül Hanım? Hiç, öyle takılıyorum. Temizliğe geliyorum ben buraya Akif Bey. Söylemedi mi Nebahat Hanım? He, yok. Söylemedi ya, o işe gitti herhalde, unuttu söylemeyi. İşe gitti de sen ne yapıyorsun burada? Tabii Müge Anlı'yı bekliyorum. Burada mı kalıyorsun? Yani şimdilik öyle bir durum var. Bakacağız. Suzan Hanım nerede? Şengül Hanım. Yapma bunu, ne olur yapma. Sürekli bir karakol hissi veriyorsun sen bana ya. Bir sorgu, bir sual, ne bileyim. Suzan Hanım nerede? Boşandık biz. Vallahi boşandık yani. Çok merak ediyorsan git Suzan Hanım'a sor. Suzan Hanım nerede, ne bileyim nerede? Ama ne merak edeceğim? Bahane senin boşanmandan. Bahane, hakikaten bahane yani. Ben gideyim temizlik yapayım. Şişt, Şengül Hanım be. Ya bir şey diyeceğim. Acım. Ya acım hakikaten, kahvaltı falan yapmadım. Bir de senin şu soğanlı menemeni epey özledim ben ya. Bir de böyle bir sıcak çay, bir kahvaltı şekli ha. Yapar mısın? Yaparım, yaparım da Nebahat Hanım mesaj atmış. Dolap diyor tam takır diyor. Ne yumurta var diyor, ne soğan var diyor, ne domates var diyor. Aa, ben de gelirken güvenlik görevlisine sordum. O da dedi market görevlisi yok dedi. Eğer dedi bunları alacaksan dedi, bir başına gidecek kendin alacaksın dedi. İyiymiş de şöyle de bir durum var. Şimdi bak ben yukarı çıktım. Bunları çıkardım, üstümü giydim. Aşağı indim gittim markete de zaten acım. Zaten acım. Ya sana zahmet olmazsa diyorum. Sen mi gitsen acaba markete ha? Olur, ben gider alırım da. Ana! Senin üç numaran bu. Saksıya benzer bir hali var mı Akif Bey? Bebek bu bebek. Umutcan bu Umutcan. Gel bakalım Akif abine bir merhaba de. Aman! Ay Allah bağışlasın. Nasıl güzelmiş ya bu. Vay maşallah. Allah analı babalı bir yüz. Ay ne kadar güzel çocuk bu ya. İyi o zaman ben bir koşum markete gideyim. Sen de boğa bak. Bakabilecek mi? Burada bakılmayacak bir şey yok ya. Nedir çocuktur neçeri? Biz de iki tane büyüttük. Hallederim, hallederim. Hadi sen kurban olayım. İyi o zaman sağ bırakırım, ben gidiyorum markete. Hadi sağ olasın. Ay canım benim. O bunları kulübün. O bu canım de. Ne kadar tatlı yanakları varmış bunun ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu hale bak melek. Vallahi melek ya. Ay canım be. Ay ne kadar uslu tabii. Maşallah. Ama ne kadar okul çocuk bu ya. Efendim? Bir şey mi diyor? Anlamıyorum ki sen ne... Ağlama. Ay ya, hiç ama böyle konuşulmadı ki bunlar ya.
Alın alın süt canım benim. Ay benim canım benim. Hadi bir ama sus ama kurban böyle olmaz. Böyle olmaz ya. Ya ağlama be. Ah, oh, oh. Ne kadar oldu bunlar içeri gireli ya? 25 dakika 32 35 saniye falan. Ya herhalde bir 3-5 dakika daha kalır sonra çıkarlar. Daha sürmez. Hah, çıkıyorlar işte. Ha ne oldu? Ne dediler? İşte ifademizi aldılar amca ya. Ne kadardır orada çalıştığımızı falan sordular. Asiye mahallede konuşuyorlardı da bunlar millete zehir satıyormuş. Doğru mu bu? Doğru ya. Allah'ım belası herifler. Allah'ım belası herifler. Şuna bak. Çiçek satıyoruz ayağına. Sattıkları şeye bak ya. Şerefsizler ya. Neyse var ya ucuz atlattık ya. Büyük geçmiş olsun. Evet evet. Başınıza sıkıntı almadan sıyrıldınız işte. Aynen öyle. Geçmiş geçmiş de kalsın. Ama okula geç kalmayalım gençler. Hadi. Bana bakın. Bundan sonra çalıştığınız iş yerlerinde gözünüzü dört açacaksınız. Tamam mı? Bak ders olsun bu. Tamam anlaşıldı Fadir'im. Ama acilen okula gitmemiz lazım. Çünkü üniversite sınavına hazırlanacağım daha. Kaçacak olur değil mi? Tamam. Hadi düşün önümü düşün. Günaydın. Ya Asiye bir bakabilir misin bana? Günaydın ne oldu? Ya of krem döküldü de çantama bütün her yer krem oldu. Yardım edebilir misin diye soracaktım. Tamam edeyim ya. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim gerçekten. Her yer krem oldu baksana. Hallederiz ya. Battık ya. Doruk nerede? Bugün okula ayrı geldiniz galiba. Yok beraber geldik de. Girişte biriyle karşılaştı, arkadan geliyor. Hmm, anladım. İyi aman öyle kara kedi falan girmesin aranızda. Maazallah. Zaten girerse ben kovarım. Biliyorsun. Yok. Merak etme zaten. Bizim aramıza kimse öyle kolay kolay giremez. O zaman sen bir spora da başla. O ne demek? Yani ne bileyim çocuğu yalnız bırakma Yakut kulüpte de. Sonuçta orada da popüler bir çocuk. Öyle mi? Hı. Biliyorsun eskiden çok çapkın bir çocukmuş. Çok fazla kız tanımış. Öyle olunca da normal bir şekilde doğal olarak karşısına çıkıyor kızlar böyle işte. Hatta geçen gün yanında bir kız vardı. O kadar güzel bir kızdı ki bayıldım ona ya. 6 ay mı ne çıkmışlar biliyor musun? Kim o kız, adı ne? Adı neydi? İrem. İrem diye isim geliyor. İrem. Öyle eskilerle ilgili bir şeyler konuşuyorlardı da çok dinlemedim ne yalan söyleyeyim. Geldim sevgilim. Günaydın Yasmin. Günaydın. Sevgilim, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Emin misin? Bir şey mi oldu Yasmin? Bilmem ki, ben mi pot kırdım yoksa? İrem kim Doruk? İrem mi? Hangi İrem? Eski sevgilin olan İrem. Sen mi söyledin Yasmin? Ya evet ama biz öylesine konuşuyorduk. Saklı mıydı ki? Ne bileyim ben bilemedim. Sizin aranızda artık böyle şeylerin bir sorun olacağını düşünmedim ben hiç. Ya hayır canım. Sorun olmaz tabii ki de. İşte birkaç sene önce çıktığım bir kız ya. Böyle spor salonunda karşılaştık. Ayaküstü konuşmak zorunda kaldım. Sen de ne alaka? Niye söylüyorsan böyle bir şeyi? Ya ne bileyim ben öylesine anlattım. Gerçekten özür dilerim Asiye. Ben böyle bozulacağını bilsem anlatmazdım. Tamam yok senlik bir şey değil Yasmin. Üf, üzüldüm gerçekten. Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Zaten saat de geliyor. Derste görüşürüz. Kusura bakma. Asiye sen şimdi eski kız arkadaşımı gördüm diye bozuldun mu bana? Bozulmadım. Kolunu çekiyorsun ama. Yani biraz canım sıkıldı herhalde Doruk. Eski sevgilinden hasret gider misin benim haberim yok. Bir de çok alakasız birinden duyuyorum bunu.
Hasret falan gidermedim Asiye. Öyle spor salonunda karşılaştık. Ayaküstü konuşmak zorunda kaldım. Önemsiz bir şey yani. Önemli mi, önemsiz mi? Onu bırak da ben karar vereyim istersen ha. Biz konuşmayalım şu an ya, bırak. Nasıl yani, küstük mü? Yok, küsmedik ama iyi hissetmiyorum şu an. Biraz yalnız kalayım bence. Asiye yapma, ne olur. Ay yok Doruk ya, peşimden de gelme bak, tamam. Birileri gerilmiş galiba. İyi çalışıyorsun. Ayağıma iyi top denk geldi diyelim. Çok fazla uğraşmadım yani. Sen var ya, sen var ya. E git bakalım hadi. Ne oluyor? Doruk, konuşalım mı biraz? Olur. Gerçekten özür dilerim. Yani ben eğer konunun buraya geleceğini bilseydim söylemezdim. Tekrar özür dilerim. Senlik bir şey yok ya. Asiye bu konularda biraz hassas da ondan. Hassas ama gereksiz. Sonuçta ben seni gördüm. Yanlış herhangi bir şey yapmadım. Ya işte benim senden önce onu söylemem gerekiyordu ondan herhalde. Yani Asiye bence bu konuda biraz... Yanlış anlama ama çocukça davrandı. Yok. Çocukça davranmadı. Seven sevdiğini kıskanabilir. Ben de aynı tepkiyi verebilirdim yani. Neyse, derste görüşürüz. Görüşürüz. Sevgilisine de laf söyletmiyor bakıyorum. Ama helal olsun. Ama bu entrika konusunda sen benden iyisin. Bravo. İstersen Ömer ve Susan konusunda sana taktik verebilirim. Çalışıyor çünkü belli ki. Ama yok. Yani Ömer'i üzmek istemiyorum. Başladın sen yine saçmalamaya. Ya abi Ömer'i seviyorum ben. Bunda bir yanlışlık yok ki. Sen her ne kadar kabul etmiyor olsan da ben onu abim gibi görüyorum. Öyle hissediyorum. Bravo Yasmin. Bravo sana. Ya abi yine niye böyle yapıyorsun şu anda? Yanlış anlıyorsun. Yok öyle bir şey. Sen benim için çok daha farklısın. Çok daha kıymetlisin. Bir de yalakalık yapma. Sus. Ama... En çok seni seviyorum, yemin ederim. Sen çok tatlı, çok yakışıklı, mükemmel bir abisin. Oh, çok şükür. Çok şükür kurtardım telefonu. Bakalım şimdi ne halt yiyeceksin. Akif Atakol. Bu sefer yakaladım seni. Bu sefer sıkıştırdım seni köşeye. Resmen öldürmüş çocukların babasını ya. Sen bunun hesabını nasıl vereceksin bu çocuklara bakalım? Ayıptır, günah. Kardeşim ben evliyim ya. Böyle bir şey söylenir mi ya? Bahsettiğiniz insan da benim ortağımın karısı. Hemen bir hafta yapıştırılıyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Allah kahretsin seni Akif. İnanamıyorum ya. Şükürler olsun. Şengül Hanım şükürler olsun, gel. Gel. Haydi bakalım. Ay. Vallahi Allah gönderdi diyeceğim artık neredeyse. Nasıl? İyi anlaştığımız sen Akif amcanla. Ya ne kadar da tatlı bir çocuk ya. Nasıl da sustu bu ya? Vallahi sen yokken yaygarayı kopardıydı, bak anasını görse nasıl gülüyor. Ben yokken ağladı mı bu çocuk? Mak üzereydi. Mak üzereydi. Ben hemen olaya müdahale ettim. Hiç de ağlamadı. Maşallah. Ne kadar da şahane de bir çocuk bu ya. Vallahi bravo. Süper çocuk bu. Vallahi bir bu kadar da yerin altında var belli ki. Hey yazıyorum. Ben sana kahvaltı yazayım. Sen de boğa bak. Yok, yok. Hiç şey yapma. Vallahi hiç.
Şengül Hanım, hiç zahmet etmez lan Şengül Hanım. Çünkü ben unuttum. Unuttum ya, ben kahvaltıya davetliydim zaten. Şimdi hemen 2 dakikada ben üstümü değiştiririm. Ondan sonra giderim. Hadi size analı oğlu. Hadi bakalım. Hadi kaç. Hadi. Kaçırdın mı sen bu adamı? Ha? Aferin oğlum benim. Aferin. Aynen böyle devam. Aa, bak nasıl topukladı gitti vallahi. Şimdi annen akşam kesin bizi de çağırdı. Eminsin değil mi? Ya evet. Eminim. Ya ben de inanamadım ama eminim. E olur, o zaman geliriz biz de ya. Yani bence annem de gelir. İnşallah gelir. Şey dersin annene. Anneciğim vallahi dünden beri öyle böyle değil yani. O kadar çalıştık ki onu taşıdık, bunu taşıdık. Şimdi de böyle oturacağız keyifli keyifli böyle bir etkinlik düzenleyeceğiz falan dersin. Tamam tamam, derim ben bir şeyler ona. Hatta dur ya. Niye stres yapıyoruz ki biz? Direkt arayalım, soralım. Bakalım geliyor mu, gelmiyor mu ha? Biletini kesmeye geldim Akif. Şerefsiz Akif Atakul. Bakalım bu videoyu görünce ne yapacaksın? Bakalım buna ne kılıf uyduracaksın? Pislik, caniler. Hayatımı mahvettiniz. Efendim oğlum. Alo anneciğim, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim oğlum, iyiyim. Ufak bir işim vardı da onu hallediyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ya, okuldayım ben de işte. Ya bak ne diyeceğim sana. Şengül teyze akşam yeni kafesine yemeğe çağırdı bizi. Çok güzel. Yalnız Akif amcayla Nebat teyze falan da orada olacakmış. Ben biraz cümbür cemaat bir program anlayacağım. Anladım. Peki, güzelmiş. Güzel bir zamanlama. Bak sen de davetlisin ha akşam. Bir program falan yapma diye aradım. Tamam oğlum, tamam. Sağ olsun Şengül Hanım. Tabii ki de geleceğim. Görüşürüz hayatım, tamam. Öptüm. Bu kadar ya, bu kadar. Ah be. Bitti. Selim benim. Demek öyle. Demek Akif de orada olacak, Nebahat de orada olacak. E güzel. Cümbür cemaat. İyi. Hadi şimdilik seni rahat bırakıyorum. Ama akşama şenlik var. Yaktım çıranızı. Hadi bakalım. Pislikler. Gel. Ablacığım, sen şimdi burada otur, beni bekle tamam mı? Ben hemen geleceğim. Sen nereye abla? Asiye ablam bir şey bakmamı istedi. Ona bakıp hemen geleceğim. Tamam? Zehra? Ne yapıyorsunuz Zehra burada? Bahar'ın okulu bitti de Emel'le oynamak istedi. Onu getirdim. İyi de Emel okulda kızım, daha gelmedi ki. Biraz bekleyeceğim kuzum. Ben gelelim demedim ki. Ne yapalım? Bekleriz biz de o zaman. İyi. Zehra kızım, sağ zahmet ne olursun ha, şu kömürlüğün kapısının üzerinde bir kilit var, onu bir takıver. Kilitleyeyim mi? Ha ha, kilitle vallahi. Bütün gece çat 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 vurdu vurdu vurdu, delirtti beni ya. Neme lazım, içinde paralar var. Mücevher var, elmaslar var, karun var. Kız şaka yapıyorum, şaka. Bizde ne arasın onlar Allah aşkına? İçinde kürek var, kömür var. Ha biraz da kedi pisliği var. Gelen hırsız ancak onu çalar. Hadi kızım sen zahmet bir kapatıver. Kuşum. He? Pek tatlısın sen. İyicene, iyicene. Üstünde kapat. Ha? Aferin kızım. Ay ne diyeceğim sana Zehra? Akşama bizim kafede davet veriyoruz. Herkesi çağırdık. Geç bizim çocuklar Tolga'ya söylemiştir ama sen de haberin olsun. Davetlisin kızım. Kız Zehra! Aşık mısın sen? Tamam, geliriz. İyi hadi burada durmayın. Çay demlediydim. Emel'in en sevdiği kurabiyelerden yaptım. Sen de yer misin? Yerim. Hadi gel. Al çantanı. Gel, gel, gel.
Gel. Oh mis mis mis. Gel kızım. Yani bence de gayet retro. Eskisinden daha iyi. Hakikaten ha. Çok güzel olmuş böyle son hali filan. Siz nereden buldunuz örtüleri? Ha, yine küsülmüş. Eski kız arkadaşlarımdan biri spor salonuna kayıt oldu da biraz gerildik. Eski kız arkadaş. Ya işte öyle 5-6 ay takıldık sevgili gibi bir şeydik. Anladım. Cidden çok eski mevzu ama. Ayrıca ne yapayım Aybike, yani spor salonuna giren çıkan herkese Asiye rapor mu edeyim? Yani şimdi detayları bilmiyorum ama demek ki Asiye de bozulmuş. Ama bana çok da karışık bir mesele gibi gelmedi. Konuşulur, halledilir. Sen çok üstüne gitme ama şimdi. Gitmiyoruz zaten de. Ya bu kız benim suratıma bakmadığı zaman benim beynime oksijen gitmiyor ya. Evet, biz onu zaten dışarıdan gayet net görebiliyoruz her seferinde. Ya Asiye, bir baksana şuna ya, düz duruyor mu? Olmuş olmuş, iyi. Ha, iyi bari. Sıcak sıcak çaylar da geldi müesseseden. Hadi bakalım. Soğutmadan için çayınızı. Anneciğim, mutfaktan mis mis kokular geliyor. Yoksa bunun sebebi akşama bir şov mu var? Şov mu? Boş ver desen. Ya ben bu Olcan'ı evde mutfağa sokamam. Aa, adamı şimdi mutfaktan çıkaramıyorum. Ya şov dediğine bakmayın siz bunun. İşte börek yaptım, kek yaptım. Birkaç bir şeyler daha yaptım. Öyle yani, kendi aramızda bir kutlama yapacağız. Senin börek zaten tek başına şov, yenge kralını bozar. Yengen kurban olsun sana. Al bir tepsi börek senin olsun, sen ye Ömer'im benim. Yerim. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Çay muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Kayın ağacı. Murat Bey. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Sarp Bey. Buyurun. Babamla bir şeyler konuşacaktım da. Nerede kendisi biliyor musunuz? Balkon kısmına geçti. Siz isterseniz odasına geçin, ben hemen haber vereyim. Yok yok, ben giderim. Sağ olun. Tamam. Yok artık. Bakalım ne işi var burada? Baba. Baba. Murat Bey. Buyurun. Bu kadının burada ne işi var? Suzan Hanım mı? Ahmet Bey'in talimatıyla bugün yeniden işe başladı efendim. Bugün işe başladı. Evet. Ahmet Bey'in talimatıyla. Evet efendim. Anladım. Tamam. Tamam. Ne yapmaya çalışıyorsun baba ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Annemden ayrılır ayrılmaz şu yaptığına bak baba ya. Bu kadını dibinde görmek için resmen zaman kollamışsın. Maşallah. Efendim oğlum. Neredesin anne? Galerideydim. Arabayı satmaya çalışıyorum da beceremedim bir türlü. Yalnız mısın arabada? Evet, ne oldu? Sen haklıymışsın galiba annem. Babam kendisine yedek bir aile kuruyor galiba. Onu söylemek için aradım. Nereden çıktı bu şimdi? Ömer'in annesini var ya.
kulüpte işe almış tekrardan. Ömer de oradaydı zaten. Büyük resmi görebiliyorsun değil mi? Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Ya babamla konuşmak için kulübe gelmiştim. Ama suratını görmeye tahammül edemiyorum şu an. Gidiyorum, eve gideceğim. Tamam oğlum, tamam. Sen çık, bana bırak o yüzsüzleri. Hadi. Tamam. Bekle beni Ahmet. 3 dakikaya tependeyim eks aşkım. Ay Ahmet. Nasıl yoruldum biliyor musun bugün? Yani bittim. Ayaklarıma kara sular indi resmen. Sen de çok fazla alışmışsın ev hayatına ya. Bu da bir enteresan yani. Ay yok canım, ev hayatına ne alışacağım? Geldiğim gibi bıraktığım işleri öyle bir saldırdım ki bence ondan oldu. Acele etmene gerek yok. Çokça vaktim var zaten artık bundan sonra. Abartma istersen. Yani Nebahat'le olan gerginliğimizi biliyorsun. Her an bir arıza çıkabilir. O yüzden bence bu kadar kesin konuşmayalım. Konuşabiliriz bence. Hatta sana şunun sözünü de verebilirim. Bu saatten sonra kimsenin seni üzmesine, senin gibi asil, kendi ayakları üzerinde duran, güçlü bir kadını hor görmesine kimsenin izin vermeyeceğim. Bunu yapan karşısında beni bulur. Şaşırtıyorsun beni Ahmet. Yani hakkımda böyle düşündüğünü bilmiyordum. Neler düşündüğümü tahmin bile edemezsin. Ama şimdilik bunları kendime saklayacağım. Ama şimdilik. Günleri de mi gösterecektin Ahmet? Daha boşanalı 24 saat olmadan elin kadınlarıyla fingirdeşiyorsun. Gösteririm ben sana. Bakıyorum benden ayrılmak için saatleri, dakikaları bekliyormuşsun Ahmet. Tebrik ederim. Şevval ne diyorsun Allah aşkına? Ne saçmalıyorsun? Olanı söylüyorum ben Ahmet. Gördüğümü söylüyorum. Peki sen ne zamandır kocamın peşindesin? Hı? Ne zamandır benden kurtulmayı bekliyorsunuz acaba? Öyle çirkin ve saçma bir suçlamaya verecek cevap bile bulamıyorum. Bulamazsın. Bulamazsın çünkü verecek bir cevabın yok. Şevval, bak seni buradan zorla çıkarttırmak zorunda bırakma beni, olur mu? Lütfen. Beni. Bunca yıllık karını buradan zorla çıkarttıracaksın ha? Yok ya. Daha neler? Şevval. Bak benim sinirimi yeterince oynattın zaten. Tamam mı? Başardın. Şimdi lütfen çık git buradan. Lütfen. Hiç bana Şevval mevval deme Ahmet. Ben oradan aptal gibi mi görünüyorum ya? Sen bu kadını niye tekrardan burada işe aldın? Tamam ben halledeceğim. Tamam gerek yok. Bana bak. Kocamın peşini bırak yoksa seni pişman ederim. Duydun mu beni? Duydum. Evet duydum. O kadar saçmalıyorsun ki bizim Ahmet'le aramızda sandığın gibi bir ilişki yok. Vallahi hep öyle söylerler biliyor musun? Yani ben aksini söyleyeni hiç duymadım hayatımda.
Ne güzel değil mi ya böyle? İki eski aşık, ikisi de yeni boşanmış. Oh şahane! Şevval yeter. Yeter, kafanda kurduğun, yazdığın senaryolarla buraya gelip benim canımı sıkamazsın. Bir de seninle uğraşmayacağım. Gerçekten kafayı yemiş gibisin. Seni gerçekten tanıyamıyorum artık. Eylemlerim devam edecek Ahmetciğim. Seni ne Suzan'a ne de bir başka kadına yar edeceğim. Görürsün sen. Vallahi artık Nebahat Hanım. Yani inşallah hayal ettiğimiz gibi olur. Olur, olur. Muhakkak olur. Orhan Bey, senin bu hanımın var ya... Senin bu hanımının yapamayacağı iş yok. Elinden her şey gelir onun. Ay, ne bala diyorsunuz Nebahat Hanımcığım. Eksik olmayın. Çelenkler için de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Artık iş kadını oldun. İş kadını olmak kolay değil. Ama anlaştığımız gibi benim evi de ihmal etmek yok, tamam mı? Aa, aşk olsun. Ben sizi hiç bırakır mıyım Nebahat Hanımcığım? Ben size mutfağı göstereyim. Çiçek gibi oldu. Gel Orhan. Hayır, bunun normal hali var mı yani? Hep... Dur oğlum, bir şeye bakacağım. Tamam ya. Gerçekten çok güzel olmuş burası ya. Bayıldım. Bayılırsın tabii ya. Dalyan gibi. Almanca dersini diyorum. Tam olarak şurada mı işlesek? Olur ya, sorun değil. Orada da çalışırız, burada da. Hatta yani isteyen varsa bize eşlik edebilir. Ömer, bir lisan bir insan derler. Tabii. Herkes marifetlerini sergiliyorsa... biz de burada böyle gitar çalar, şarkı söyleriz Asiye. Ne dersin? Yani Doruk'cum, sen istediğin kadar gitar çalabilirsin ama... ben şarkı söyleyeceğimi zannetmiyorum. Ama üzülme. Senin kesin şarkı söyleyebilen de bir eski kız arkadaşın vardır. Görüştüğün, bana anlatmadığın. Sevgilim, yapma ama ya. Oğlum, ben sana demedim mi iki dakika rahat bırak kızı diye, bir sal. İyi de oğlum, ben yanlış bir şey yapmadım ki. Asiye, gerçekten ama ya. Böyle bir havadan sudan konuştuk zaten. Ne haber, nasılsın filan dedi. Anlatmak, haber vermek de benim aklıma bile gelmedi. Anlayacağım böyle yani. Ucuz atlattılar. Şu an çok pis bir suça karışıp hapis yatıyor olabilirlerdi Asiye'yle. Vallahi gerçekten ucuz atlatmışsınız Zehra'cığım. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sen niye bakıp duruyorsun ya dışarı? Annem geleceğim dedi de... gerçekten gelecek mi acaba, onu merak ediyorum. Ha. Ulan arkadaş... Doğru, Atakul'a yaranacağız diye bir de çiçek aldık. Boşa masraf ya. Allah Allah. Aile manyağının arabası değil mi ya? Bunlar kavgalıydı. Ne alaka şimdi? Tabela falan. Akif. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar Ayla Hanım. Hayırdır, ne işin var senin burada? Ne demek hayırdır? Herkes burada cümbür cemaat toplanmış da. Ben niye eksik kalıyormuşum? Çok sevilen bir karakter olmadığın için olabilir mi Ayla'cığım? Sen öyle san. Kendi adına konuş. Zira yaklaşık bir 3-5 dakika sonra... o içerideki herkesin en nefret ettiği adam olacaksın. Allah Allah. Nedenmiş o? Nedeni şu Akif'ciğim. Herkesten sakladığın o sırrını öğrendim. Bu yüzden öldürdün değil mi Resul'ü? Ha? Polise gitmesin diye. O yüzden öldürdünüz değil mi kocamı? Aile, bir şey soracağım. Sen yine ilaçlarını almayı ihmal mi ediyorsun acaba? Çünkü bu kadar saçmalamanın başka bir sebebi olamaz. Al, al. O ilaçları al, sağlık her şeyden önemli. Benim de artık da yeter, canımı sıkma. Haydi, haydi, eyvallah. Akif. Ha? Bak, işte sebep bu. Dua mı ediyorsun, ne yapıyorsan yap. Bu işi de fazla karıştırma.
Lan haysiyetsiz aşırıksız. Lan dur lan. Lan dur. Lan dur. Veli dur. Veli. Dur. Sen nereden buldun bu görüntüyü? Ya Akif, işte Allah'ın sevgili kuluyum. Böyle pat diye düşüverdi önüme. Bittim bu sefer. Duydun mu? Bitirdim seni. Ayla, Ayla yapma, saçmalama. Ne saçmalama be? Ne saçmalama? Gideceğim. Artık birinin senin ipini çekmesi lazım. Anladın mı? Yeter bu kadar kötülük be. Ayla, Ayla. Bak Ayla dur diyorum. Bırak kolunu. Bu sefer o kadar kolay değil. İçerideki herkese bu videoyu göstereceğim. Herkes senin ne kadar aşağılık bir adam olduğunu görecek. Pislik Akif. Ayla yap. Ayla yapma. Ayla. Hah, annem de geldi sonunda. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk oğlum. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Ayla Hanım hoş geldiniz. Merhaba Şengül, hayırlı olsun. Sağ olasın. Oo, Nebahat de burada, çok güzel. Akif de geldiğine göre. Evet çocuklar, ben size bir şey söylemeye geldim. Ayla. Bilmeniz gereken çok önemli bir şey var. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.